Resmi rakamlara göre 50 bine yakın can kaybımız var. Bu resmi rakamlar. Ama hepimizin bildiği gibi can kayıpları bunun kat kat üstünde. Yani bölgede yaşayan ve bölgeyi gören insanlar ve bizler bunun, bu can kaybının yüz binleri ve yüz binlerin üzerinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Hala kaldırılmayan enkazlar var. Hala yığınla kayıplarımız var. Ya, arkadaşlarımızın ya da insanlarımızın nerede olduğu bilinmiyor. Bizler burada depremin birinci ayından itibaren tüm Türkiye genelinde başlatılan pencerende bir mum yak etkinliği kapsamında depremde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı anmak ve depremi unutturmamak amacıyla buradayız. Değerli dostlar, biliyorsunuz çok büyük bir devlet çok büyük bir enkaz altında kaldı. Aslında enkaz altında kalan deprem nedeniyle enkaz altında kalan yurttaşlarımız değil. Devlet de çok hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Biz biliyoruz ki ikinci, üçüncü günden itibaren deprem bölgelerine yardım gitmeye başladı. Ve hala enkaz altında kalan insanlar var. Hala enkazları kaldırılmamış şehirlerimiz var. Bizler depremzedelerin acılarını paylaşıyoruz. Onların yaşamış olduğu sorunları buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz. Asla onları yalnız bırakmayacağımızı, dayanışma duygularımızı, dayanışmamızı onlarla beraber, onların sorunları, tüm sorunları çözülünceye kadar buradan sesimizi yükseltmeye, onlarla birlikte ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, depremde yaşanan depremzedelerin en büyük sorunlarından bir tanesi barınma sorunu. Buradan siyasi iktidara çağrı yapıyoruz. Acilen depremzedelerin ve depremde etkilenen tüm yurttaşlarımızın barınma sorunlarının çözümlenmesi gerekiyor. Onun arkasından temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu gıda ihtiyaçları, giyim ihtiyaçları, temizlik ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları ve buna benzer temel ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor. Bizim kendi bölgemizde Adana ili olarak sorumlu olduğumuz Osmaniye ve Hatay illerinde özellikle Hatay bölgesinin çok ciddi anlamda deprem felaketinden etkilendiğini, neredeyse şehrin tamamen yok olduğunu farkındayız. Bizler 3. günden itibaren Hatay, Samandağ, İskenderun, Osmaniye şehirlerindeydik ve oradaki manzarayı çok iyi gördük ve 3. günden sonra yardımlar gelmeye başladı. Gerek AFAD olsun, gerek Kızılay olsun, yani devletin kurumları bu depreme müdahale etme konusunda çok yetersiz kaldılar, çok geç kaldılar. Hala da bu yetersizlikleri ve imkansızlıkları hala devam ediyor. Biz burada tüm depremzedelere ve bu depremi yaşayan tüm insanlara buradan söz veriyoruz. Bu bir aylık göstermiş olduğumuz dayanışmayı onların tüm sorunlarını çözünceye kadar göstermeye devam edeceğiz. Onların yanında olduğumuzu buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. Onların yaşamış olduğu bu sorunları, onların yaşamış olduğu bu acıları asla unutmayacağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Değerli dostlar, burada dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Burada yaşayan tüm insanlar, Adana halkı kendi depremi yaşamasına rağmen özellikle Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Osmaniye'de, yani deprem yaşayan tüm bölgelerde büyük bir dayanışma örneği gösterdiler.